Evet, devam edelim. Bugün Cumhuriyet'te Harvard Tıp Profesörü Gökhan Hotamışlıgil'in bir beyanatı var, röportajı var. İpek Özbey kendisiyle söyleşi yapmış. Acilen 3. doz diye ve diyor ki Sinovac aşısı yeni çıkan varyantlara karşı daha fazla zafiyet gösteriyor. O yüzden Sinovac yaptıranların acilen 3. doz olarak da mRNA aşılarından birini olması gerekiyor demiş Gökhan Hotamışlıgil Hoca. Aşı karşıtı kampanyaları salgının kendisi kadar vahim görüyorum. Bu davranış her yerde kamu sağlığını tehdit eder boyuta ulaştı. Büyük yanlışlıklar çok da ustaca sunuluyor diyor. Önerim toplumun %70'i aşılanma düzeyine ulaşana kadar tedbirli tarafta olmak. Sonbaharın ilk aylarına kadar maske takmaya devam, iç mekanları dikkatli kullanmalı demiş. Ve aşı karşıtlığı da salgının kendisi kadar vahim demiş hoca. Ama tabii çok kafa karıştırıcı bazı durumlar da var. Onları da izah edelim. Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Üniversitesi James Stephen Simmons genetik ve metabolizma profesörü. Hakikaten iyi bir hocadır Gökhan Hotamışlıgil. Yani bilime inanan, bilim yapan, herhangi bir siyasi orada ya da burada yer almayan biri diyor. Orada İpek Özbey de kendisine iyi sorular sormuş. Mesela Delta varyantı birçok ülkede hızlı yayılıyor. Daha yeni Avustralya'da birçok kente sokağa çıkma yasağı geldi. Aşı bulundu ama varyantlar bizi bırakmıyor. Neden? Gökhan Hotamışlıgil Hoca demiş ki, birinci sıkıntı enfeksiyonun devam ediyor olması. Bu virüsün ne kadar çok insana hastalık yapma şansı varsa mutasyona uğrama şansı da o kadar artıyor. Delta varyantı belki de şimdiye kadar ortaya çıkan en problemli varyant. Kedi fare kovalamacası gibi düşünün demiş. Kedi fare kovalamacası gibi düşünün. Bu varyantın da ortaya çıkma sebebi enfeksiyonun kontrolsüz şekilde muazzam boyutlara ulaşması. Virüs kendisini çok sayıda kopyalama şansı elde ettiği için çok sayıda mutasyona uğrama ve bazıları bu şekilde avantajlar kazanarak ortaya çıkıyor demiş. İpek Özbey Delta Plus görüldü demiş Hindistan'da. İki doz aşı olmuşlardı, hala enfeksiyon yapabiliyor. Fakat orada panik olmadan önce unutulmaması gereken bir şey var demiş. Aşılanmış olanlarda hiç belirtisiz veya çok hafif belirtiyle seyrediyor. Bence temel prensip hala bu. Peki en önemli konu. Mesela ben iki doz aşımı oldum ama toplumun yarısı olmadı. Risk altında mıyım diye bir soru sormuş İpek Özbey. Bu her aşı için aynı değil. Şu anda mRNA aşılarından tamamen kaçan bir varyant yok. Bu aşılar şimdiye kadar çıkan bütün varyantlara karşı da çok etkin bir şekilde koruma profillerini korudu. Delta'ya karşı korumada hafif bir düşüş var ama hala çok önemli oranda koruyucu. Dolayısıyla en üst profile sahip olanlara bakarsanız şu ana kadar varyantlardan bu açıdan kaçması gibi bir problem yok demiş. Fakat bu aşınızla toplumun %70'ine 80'ine yapılması gerekiyor dedi. mRNA diyoruz. Türkiye'de 65 yaş üzeri ve sağlık çalışanları Sinovac oldular. Şimdi bu aşıya olanlara 3. doz öneriliyor. Sinovac aşısı yeni çıkan varyantlara karşı daha fazla zafiyet gösteriyor. O yüzden benim ve birçok uzman kişinin görüşü Sinovac olanların acilen 3. doz olması. Yani şimdi hani Sinovac 6 ay işe yarıyordu. Demek ki 6 ay işe yaramıyor mu Sinovac? Çünkü Gökhan Hotamışlıgil Hoca dahil bir sürü kişi de 2 doz Sinovac olanların da acilen bir mRNA aşısı olması gerektiğini söylüyor. Yani Sinovac inaktif aşı. Demek ki 6 ay korumuyormuş. Çünkü bu Delta varyantına karşı biraz da savunmasız bıraktığı ortaya çıkıyormuş. Peki her yıl aşı olmamız gerekecek mi? Şu anda öyle bir tavsiye yok. Fakat bu tavsiye de göz önünde bulunduruluyor demiş. Yani henüz daha net bir şey yok ama olabilecek gibi. Ustaca sunulan yanlışlar var demiş Gökhan Hotamışlıgil. Aşı karşıtlarına karşı tamamen bilimden uzak bir argüman ve ağırlıklı olarak mRNA aşılarını hedefliyor ama tabii ki bununla sınırlı değil. Bu aşı türünün daha önce kullanılmamış olmasına dayandırılıyor ve şimdiye kadarki aşı tecrübelerini reddediyor. Büyük yanlışlıklar çok da ustaca anlatılıyor diyor. İnsanların ikna olmaması mümkün değil. Paketlerinde saygınlık dekorasyonları olan insanlar da bu tür söylemlere katılabiliyor. Asırlardır bilinen bütün aşı komplikasyonları ilk 8 hafta içinde görülüyor. Onlarda da genetik, alerjik ya da immün yani bağışıklık sistemine dayalı nadir etkiler ve bazı virüslerde
antikorların istenilen şekilde tasarlanmamasından kaynaklanan problemler olabiliyor demiş. Peki bağışıklık sistemi koronavirüsle nasıl mücadele ediyor? Covid-19'a karşı direnç etkili mi? Covid-19 çok ilginç ve karmaşık bir hastalık. Bireyler arasında öngörülemeyen farklılıklar olabilir demiş. Örneğin obezite, metabolik hastalıklar, yaş gibi dramatik olarak hem hastalığın ağırlığını hem de ölüm oranlarını etkileyen faktörler var demiş. Bu durumu da ormanın dışarıdan görüntüsünü bir de içeriden geçince ağaçların görüntüsü, yani moleküllerin mekanizmaları ve genetik yapıyı da izah etmiş değerli izleyiciler. Evet, Gökhan Otamış'la ilgili açıklamaları da böyleydi diyelim.